Evet, konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Evren Toprak. Evren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz evet, hocam. Hoş ayağınıza olduk. Sağlık. Sağ olun. Bugün kronik obstrüktif akciğer hastalığı, evet. KOAH ve astımı konuşacağız. Önemli bir konu. Nedir KOAH? KOAH, uzun süre sigara içimine bağlı olarak gelişen genellikle kendini öksürük, balgam, ileri dönemlerde de nefes darlığı ve hırıltılı solunumla gösteren sigara içilmeye devam ettiği müddetçe de insanın ilerleyici olan bir hastalıktır. Peki sadece sigarada mı? Biliyoruz sigara sonuçta sağlığa evet. zararlı, içilmemesini öneriyoruz ama sadece sigara içenlerde mi görülür KOAH? Sigara, KOAH'ın genelde bana hastalar sorduğu zaman 100 tane nedeni var diyorum. Evet. Bunların 99 tanesi sigaradır. 100. neden de diğerleridir. Tabii ki tek nedeni değil. Birçok faktör var. Çevresel faktörler, mesleki faktörler. Ama en sık karşılaştığımız neden sigara. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan, hiç hayatında sigara içmemiş çok sayıda kadın KOAH'lı hastamız var. Onları irdelediğimiz zaman bizim biyomes dediğimiz biyolojik yakıt maddelerinin solunması sonucu da KOAH geliştiğini görüyoruz. Nedir bunlar? Özellikle tezek yakımı, işte ekmek yapımı sırasında o dumanın solunması. Aynen sigaranın yapmış olduğu etkilerle karşımıza kişileri KOAH olarak çıkartmakta. Peki erken tanı için özellikle sigara içenlerin nasıl belirtilerle ne kadar erken size gelebilirler? Yani artık biz zaten gördüğümüzde birinin KOAH olduğunu anlayabileceğimiz kadar ne yazık ki fiziksel sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Ama bir an önce size gelmeleri için nelere dikkat etmeleri lazım? Sigarayı bırakmak bir yana tabii ki. KOAH hastalarını da biz de maalesef ileri dönemlerde yakalıyoruz. Çünkü KOAH'ın en önemli bulgusu öksürüktür. Ama kişiler tarafından da en az önemsenen bulgusudur. Özellikle uzun süre sigara içip sürekli öksürük olan kişilerin mutlaka bir sağlık çalışanına başvurması ve kendisinde herhangi bir akciğer hastalığı, başta KOAH ve akciğer kanseri olmak üzere olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Fakat özellikle nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi şikayetler geliştikten sonra hasta karşımıza çıkıyor. Bir tek ama bu değil mi anlama yolları? Yani mesela evde şu anda ekran başında bizi izleyen birileri çok da sigara içiyorlarsa evet. tehlikeli bir durumda olduklarını anlayabilmelerinin aşaması nedir? Uzun süre sigara içmek bence yeterli bir şey. Tabii zaten tabii ki. Genellikle kişiler bu semptomlarını, bulgularını önemsemezler. Önemsemedikleri için de geç kalırlar. Burada bizim sigara içme süresi ve sigara içme miktarı çok önemli. Günde bir paket, ortalama bir paket sigara içen bir kişi bir yıl sonra bir paket yılı sigara içmiş olarak kabul ediyoruz. Eğer bir kişi günde iki paket sigara içiyorsa bir yılın sonunda iki paket yılı sigara içmiş olarak kabul ediyoruz. Yani sigara içim süresi ve içilen miktar ne kadar yüksekse bu sigara içim paketi süresi o kadar fazla oluyor. KOAH'taki eşik değerimiz ise 20 paket yılı sigara içim süresidir. Eğer bir kişi günde bir paket sigara içiyorsa 20 yıl sonra bu süreye ulaşmış oluyor. Daha fazla sigara içilmişse daha kısa sürede bu süreye ulaşmış oluyor. Özellikle 20 paket yılı sigara içim eşiğine gelen kişilerin mutlaka KOAH başta olmak üzere akciğer kanseri ve diğer solunum hastalıkları açısından değerlendirilmesini öneriyoruz. Bir de solunum yani sıkıntısı. Türkiye'deki 100 kişiden evet, çok neredeyse. Fazla. Evet, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, hışıltılı solunum. Astımla karışabilir mi bu? En çok birbirine karışan iki hastalıktır. Biz genellikle hastaları sorgularken bu iki hastalığı çoğunlukla birbirinden ayırt edebiliyoruz. Ama bazı vakalarda her türlü tanı yöntemlerini kullansak bile bu iki hastalığı birbirinden ayırt edemiyoruz. Yani çok nadir vakalar ama astım dediğimiz hastalık genellikle her yaş grubunda ortaya çıkan, kendini ataklarla gösteren ve ataklar arasında tamamen kişinin normal olduğu bir hastalıktır. KOAH ise genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan, sigara içimiyle ilişkili ve kişilerde genellikle sürekli öksürük başta olmak üzere şikayetlerin olduğu ve ilerleyici bir hastalıktır.
Ama yine de bazen biz bile ayırt etmede zorlanıyoruz. Peki meslek grupları olarak hangileri daha fazla tehdit altında? Özellikle kimyasal maddelerin kullanıldığı bazı meslek gruplarında biz KOAH daha fazla görüyoruz. Yine de hangi meslek olursa olsun beraberinde sigara içimi varsa tabii bu risk daha da artıyor. Meslek grupları olarak kısaca bahsedecek olursak işte kuaförler. Öyle mi? Saç boyaları. O tür şeylerle. Yani bu tür kimyasalların kullanıldığı meslek gruplarında daha fazla görüyoruz. KOAH'lar artık son yıllarda KOAH gençlerde de yavaş yavaş artmaya başladı. Evet. Siz gözlemliyorsunuz herhalde. Niye bu oluyor ve ne kadar artış oranı nedir? KOAH bundan 15-20 sene öncesine kadar çok önemsenmeyen, tedavisi olmadığı düşünülen bir hastalıktı. Fakat son 15-20 yıldır üzerine çok düşüldü. Değişik yeni tedavi ve tanı yöntemleri ortaya çıktı. Eskiden sigara içenlerin yaklaşık %15-20'sinin KOAH olduğunu biz düşünüyorduk. Fakat bu tanı yöntemleri de geliştikten sonra sigara içenlerin neredeyse uzun süre sigara içenlerin %50'sinde yani en az yarısında KOAH olduğunu biliyoruz. Ve daha genç yaşta özellikle 50 yaşın üzerindeyken KOAH olduğunu biz düşünürken şimdi 30'lu yaşlarda dahi KOAH tanısı koyduğumuz kişiler var. Peki tedavide nasıl yenilikler var? Dediğiniz gibi eskiden tedavisi yok sanılıyordu dediniz. Evet. Fakat tedavisi ve üzerine çok çalışmalar yapıldı dediniz. Evet. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Sevindirici herhalde bu biraz. Tabii önceden sadece bu nefes darlığı, öksürük şikayetlerini gidermek üzere yapılan tedaviler vardı. Şimdi hem erken tanıya yönelik uygulamalar hem de yeni geliştirilen bir takım ilaçlar var ki bu ilaçları biz çoğunlukla nefes yoluyla kullanıyoruz. Bu gelişen ilaçlarla hem KOAH'ın ilerlemesi durduruluyor hem de bir miktar aynen astım hastalığında olduğu gibi gerileme sağlıyoruz. Bir de çok ileri evre KOAH'larda artık hastaların normal günlük işlevlerini gerçekleştiremediği durumlarda da ek ilave bronkoskopik işlemler gibi ilave yöntemlerle KOAH bir miktar ilerlemesi kontrol altına alınıp geriletilebiliyor. Bir de KOAH ile ilgili galiba en kötü şey de şu, bambaşka bir hastalığın da varsa veya KOAH'san tedavi süreci müthiş zorlaşıyor. Öyle değil mi? Yani mesela kanser olan bir kalp yetmezliği, solunum sıkıntısı, hepsinin üzerine bir de bu konduğunda hem süreci zorlaştırıyor hem tedavi cevap almıyor gibi durumlar var, evet, öyle değil mi? İleri evre KOAH'lı hastalarımızda zaten bir tek KOAH olmuyor. Genellikle işte yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker gibi, kanser gibi ilave hastalıklar oluyor. Sigara içmeye de devam ediyorsa KOAH'ın tedavisi gerçekten zor. Ama KOAH'ın birinci tedavisi sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakmadığımız zaman maalesef KOAH kötü şekilde ilerliyor. Sigarayı bırakan KOAH'lı birçok hastamızda ilerleyen dönemlerde ilaç tedavisine bile gerek kalmıyor. Bunları sadece belirli aralıklarla takip etmemiz yeterli oluyor. Evet. Ve geç dönemde gerçekten insanın hayat kalitesini çok zorlaştıran bir tablo. Geri dönüşümü de tabii bahsettiğiniz gibi sınırlı bir oranda oluyor. Onun için en iyi şey önlem sigarayı bırakmak ya da hiç gençler için hiç başlamamak. Çünkü başladıktan sonra bırakmak da bayağı bir problem. Şeyde ne yapıyoruz? KOAH şüphesiyle bir hasta size geldi. Sorguladınız sigara geçmişini. Testleri, tanı için yapılan testler çok zahmetli midir? Kısaca onlardan da bahsedersek. Son derece basit tetkikler var. Biz zaten KOAH hastalarının çoğuna hastayla konuşarak ve muayene ederek tanısını koyuyoruz. Bu tür hastalara mutlaka solunum testi yapıyoruz. Solunum testi hem tanıyı desteklemesi açısından hem de hastalığın evresini belirlememiz açısından çok önemli. Bunun haricinde tomografi gibi yöntemler diğer hastalıklardan ekarte etmek veya ek bir durum varsa onu saptamak içindir. Sadece basit bir solunum testiyle ki bu birçok hastanede. Onu da kısaca anlatalım korkmasın izleyicilerimiz.
Solunum testi spirometre dediğimiz bir aletle ucunda ağızlı olan, filtresi olan bir cihaz, bilgisayara bağlı. Hastalar bunu derin nefes alıp hızlı bir şekilde üfleyerek cihaza okutturuyorlar. Biz buradan hastanın akciğer kapasitesiyle ilgili çok değerli bilgilere ulaşıyoruz. Hastada KOAH olup olmadığı, hangi evrede olduğu, artı başka bir hastalık olup olmadığını buradan görüyoruz. Evet, yaklaşık bir 15-20 saniye süren bir test ve çoğu klinikte bulunmakta. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zor, hassas, ürkütücü, evet. Korkutucu bir konu. Evet. Dilerim bir kişiye bile faydası olsa bugün ekran başında. İnşallah. Ne güzel olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hayat sağlıklı, güzel devam ediyor.